Açılır kapılar hazırım dünden. O sen olsan bari. Neydi o? O şen olsam bari. O şey olsam bari. Bir dakika ya, şu şöyle bir alayım. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Bugün arkadaşlar sizinle Funk Set oynayacağız. Gideceğim gün ateşi mün ateşi alacağım. Bir tane Sterak, bir tane de Haşmet'le ekleyeceğim bu arada. Onu söyleyeyim, yoksa çar çöp oluyor arkadaşlar. Yani W'su doğru dürüst demeye çatmıyor. Kendisi zaten vurmuyor. Onu söyleyeyim ama güzel böyle tank olacak. Gün ateşiyle tatlı oluyor. Dünleri şu şekilde girdim, ölümcül tempo. Ama bundan önce size bir şey söyleyeceğim. Keyfim çok yerinde. Neden diyeceksiniz. Bundan önce arkadaşlar girdiğimiz bir maçta karşıma Riven geldi. Ben çok doğal ve haklı yollardan adamı 1v1'de kestim. Direkt başladı arkadaşlar. Allah, kitap, peygamber, melek. Ne var ne yoksa sövdü bak. Ne var ne yoksa. Dedim ki Utekin, hiçbir yere gitmiyorsun. Red bile alma dedim. Bu adama dedim seri dive atıyoruz. Arkadaşlar 15 dakikada oyunu bitirdik. Adamı her kestiğimizde ana, bacı, soy, sop, Allah, kitap, ne var ne yoksa sövüyordu bak. Ortada hiçbir şey yok. Ağzımızı açmadık ki, biliyorsunuz TR server'ını, anlatmama gerek yok. Dedim ki bak, videodayım. Seni dedim banlatana kadar dedim uğraşacağım. Banlatana kadar dedim uğraşacağım. Arkadaşlar hiç uğraşmama gerek kalmadı. 10 dakika sonra anında geri bildirim raporu geldi. Şak dedi bak, yemin ediyorum. Yemin ediyorum var ya, içimin yağları eridi. O kadar mutlu oldum ki. Bayağı böyle caps lock'u açtım, yazdım. Riot dedim, yeter artık dedim. Kocaman kocaman yazıyorum. Bunu da banlamazsanız dedim. Neyi banlayacaksınız dedim ya. Bunu banlamanız lazım dedim. Bu adamı bari banlayın artık dedim. Kanka yanlış yaptın. Bayağı yanlış yaptın kanka. Hop. Bayağı yanlış yaptın kanka. Bu arada arkadaşlar elomuz bronz. Bronz elodayız. Ranked'dayız bir de. Dedim ki set çekeceğim Tuğtekin. Tuğtekin dedi ki abi dedi. Elimizde dedi şey var. Allah, çekemedim. Prestij set serisi var dedi. Hadi ya dedim. Her zaman denk gelmiyor arkadaşlar. Bulamıyoruz. Hemen çekelim dedim. Ligine dedim. Bronz dedi. Dedim normal oyun girelim o zaman. Yani sonra dedim ranked girelim. Hem dedim öğreticimsi bir şeyler olur. Neyini öğreteyim gerçi? Setini öğretecek bir şey kalmadı. Her şeyini öğrettim de. Bakalım bu elolarda hani şey oluyor ya arkadaşlar. Çıkamayan kardeşlerim oluyor. Bronzdan çıkarsın bu arada yani. Bu arada bronzdan çıkarsın abi. Hop, şöyle bir dodge. Geçen böyle deyip kaybetmemiz yok mu? Ya bu arada bu arada arkadaşlar çarda 570k set var. Hala bronz. Tutekin diyorum, nasıl olabilir diyorum bak. 500k set oynayıp nasıl diyorum bronzda kalmış. Abi de çok kötü oynuyor diyor. Arkadaşım o benim. Oğlum diyorum. Herhalde şey falan deniyormuş ya. Build falan deniyormuş. Saçma sapan buildler yapıyor falan diyor da. Ulan o kötü oldu. Bu gelecek mi? Abi neden gelmedi? Şu an üstün. Gelmesi lazımdı bu arada. Bizim arkadaşlar benim Discord'a gelin. Aha bir dakika. Oğlum base attırmadı bu bana. Sen ne yapıyorsun lan? Size, yürü yürü. Arkadaşlar benim Discord'a gelin. Orada ders. Bir sıkıntı yok değil mi? Konuşturmadınız oğlum bir türlü ya. Vallahi konuşturmadınız. Oy! Bunun flash yok, sen ne yaptın? Rain Man, ne yaptın? Kaçıyor abi. Ha, buna döndük, buna döndük. Tamam. O da bende kalsın artık. Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Evet. Bir konuşturmadınız, bir base attırmadınız. Arkadaşlar bakın. Benim Discord'a gelin. Bir tane ya, şey var. Allah, büyü de kaçırdım. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor? Bir dakika kendime geleyim. Bir tane oda var, tamam mı? Ders çalışma odası gibi bir şey. Tam bilmiyorum adını. Oraya gelin. Son yazılanları okuyun abi. Birisi bir tane soru sormuş. Yapamamış. Bizim öyle bir yerimiz var bu arada. Yapamadığınız soruları falan filan atıyorsunuz. Birbirinize yardımcı oluyorsunuz. Birisi bir soru atmış. Soru şu. 24 çarpı parantez içinde 3 üzeri 3 eksi m parantezi kapat eşittir 600. Diyor ki arkadaşlar diyor, m'yi diyor 48 buldum diyor. Bu arada işlemi yaparsanız m2 çıkıyor, anasını satayım da neyse. Yapamadım diyor, şıklar bu diyor. Birisi işte demiş m2 diye, tamam, Selen diye biri var, o demiş. Tuğtekin oradan atlamış, hani açalım ben doktorum muhabbeti var ya arkadaşlar. Sen bunu dinleme ya, dur diyor, bak cevap diyor 56 diyor. Şöyle yapıyorsun diyor, anlatmış arkadaşlar, yemin ediyorum bak. Ben 20 sene okudum. Yemin ediyorum bak, öyle bir matematik görmedim abi. Öyle bir matematik görmedim arkadaşlar. Adam 24'ü önce almış, bölüm olarak 600'e karşıya atmış. Zor bir matematik değil bu arada. Yemin ediyorum ilkokul matematiğiniz olsa yaparsınız. Allah'ım çıldıracağım, gördüm. Ay bu çocuk bir de sürekli abi ben ders çalışıyorum, hazırlanıyorum. Bir sıkıntı yok diyor hani, biz video çekmediğim zamanlarda Tuğtekin ders çalışıyor. Allah'ım büyüğünü kaçırdım. 24'ü atmış karşıya. 600'e bölmüş 25. O saatten sonra nedir? Alırsın atarsın karşıya değil mi? Hani o çarpım bölüm işlemi biter. Tekrardan o bulduğu sonucu çarpım olarak parantezin diğer tarafına atmış. Senin dedim okuduğum mektebin dedim. Dedim ya sen dedim. Nasıl bir matematik bu dedim ya. Bu nasıl bir matematik dedim.
20 sene okudum ben. Yemin ediyorum öyle matematik görmedim arkadaşlar. Vallahi öyle bir matematik görmedim. Şuna bir vurayım şöyle. Oy çocuk güzel oynadı. Oğlum dedim işte nasıl? İşte abi öyle yaptım da kafamda başka türlü yaptım işte. Yazma kısmında sıkıntı yaşadım. Mümkünse bak diye. Mümkünse sınava girdiğin zaman kafandan bir şey yapma. Kafanı olabildiğince az kullan hatta yani. Kafamdan güzel yaptım abi. Kafamda sıkıntı yok. Yazarken sıkıntı var. Ben böyle bir matematik görmedim. Gelin bakın arkadaşlar. Yani hayatında dedim başarılar sana Tuğtekin dedim. Ben bir de sürekli soruyorum. Annesini falan tanıyorum Tuğtekin'in ben. Biz konuştuk hani normalde 2 seneliğe gidecekti falan tekrardan hazırlanıyor. Dedim Sevim işte annesini. Sevim abla dedim hayır ya dedim. Göndermeyin dedim. 2 senelikten dedim 4 seneliğe geçmek dedim. İmkansıza yakın dedim. Toplamda Türkiye'de kaç kişi yaz her sene 30-40 kişi belki 50 kişi 60 kişi falan giriyordur doğru mu? Her üniversite evet, bir kişi 2 kişi alıyor arkadaşlar. Çok mantıksız bir şey yani. Ha sen idealistsindir. İşler senin için iyi gitmemiştir. Bir sene daha hazırlanacak durumun yoktur vesairedir. Git o zaman hazırlan sınavına gir ama onun dışında... Hayal yani arkadaşlar. Gerçekten hayal. Çok az kişinin yaptığı bir şey gerçekten. Aklınızda da bulunsun. Tekrardan hazırlanıyor işte neyse. Diyorum ki ben mesela sürekli soruyorum bak. Dersin çalıştın mı bugün diyorum. Çalıştım diyor işte. Annesiyle de konuştum hani bir sene daha çalışsın falan filan. Abi diyor çalıştım sabah geldim diyor. Büyük ihtimalle sabah Metin 2 oynuyor. Tamam mı? İlk bir serverda. Akşam gelip bana yalan söylüyor. Abi çalıştım ben. Videoya gelebilirim diye. Tamam diyorum ben de alıyorum videoyu ama herhalde geleceğiyle oynuyorum arkadaşlar ya. Vallahi öyle hissetmeye başladım. Bilemiyorum. Bu arada durum ne? Beni çıkartsak takımlar eşit mi? Eşit abi. Tamam güzel. Size bir de arkadaşlar şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tane canımı sıkan bir olay oldu. Ondan bahsedeyim. Dün oldu. Benim kediyi biliyorsunuz değil mi? Juan Manuel Garcia var ya. Juan Manuel Garcia. Şu ben Master'ı bir keseyim İrelia'nın yanında da arkadaşlar. Ondan sonra biz başlayalım. Gel bakayım buraya Master. Gel buraya gel. Bak iki kişisiniz hadi oğlum. Hadi. Gelin artık dövüşelim ben hızınızı atayım. Hadi birader hadi hadi gelin artık. Hadi bak hazırım. Yumruklarımı da aldım elime hadi artık gelin. Şimdi Master. Gel gel buraya yeter artık. Flash atacak flash atacak. Tamam. Onun için flash atmaya gerek yok. Muhabbetimize bakalım biz arkadaşlar. Benim kediyi biliyorsunuz değil mi? Juan Manuel Garcia. Benim kedi dediğimde sokak kedisi normalde de arkadaşlar video falan çekmiştim hatta hatırlarsanız. Şimdi bizim bu kediyle ilişkimiz şu. Bu kedi beni tanıdı. Biz tanıştık bunu arkadaşlar. Ben bir gün marketten çıktığımda markete girmeden önce daha doğrusu kedileri gördüm. Dedim ki ben şunlara dedim bir salam alayım dedim. Marketten çıktım salamı verdim. Ondan sonra biz tanıştık kedilerle. Birkaç tanesine verdim onlar beni çok sallamadı. Bu böyle bayağı yapıştı bunun bir tek gözde kör falan. Ben hani hem acıyorum bir yandan tatlı seviyorum falan ilgiye şefkate ihtiyacı var böyle. Neyse o günden beridir arkadaşlar beni ne zaman görse apartmanın girişinde hemen böyle atlar üstüme gelir böyle bacaklarım arasında mır 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 yapar böyle ben karnını doyururum. İşte evden kaşar veririm salam veririm ne varsa veririm tamam mı? Eve işte bir kere aldım video çekeceğim diye rahat durmadı normalde hani daha fazla eve alırdım. Hem pis bir sokakta yaşıyor zaten arkadaşlar hayvan hem pis. Hem huyu suyu belli değil. Beni çok ısırdı mısırdı. Ben onları göstermedim tabii size de. Baya böyle kırt kırt buraları aldı götürdü. Benim bir de alerjim var. Yani kedi ısırığıdır, tüyüdür, şeydir. Olduğu zaman başlıyorum kaşınmaya. Buralar benim kızarıyor, kabarıyor ve kaşınıyorum arkadaşlar. Evde o yüzden hem bu sebepten dolayı hem de kendime zar zor bakıyorum. Şu an kediye bakacak şeyim yok maalesef. Durumum yok. O yüzden kedi bakmıyorum. Her neyse. Arkadaşlar karşı komşumuz Mustafa amca var bizim. Tamam 90 yaşında adam. Bu adam şimdi yaş... İlerledikçe biliyorsunuz insanlar huysuzlaşıyor falan ya. Dün ben yemek siparişi verdim. Adam da yanlış zile basmış tamam mı? Bu benim karşı komşum bu arada. Kapıyı açtı. Kuryeye böyle baktı. Hayırdır dedi. Bak hayırdır diyor ya. Ulan kapın çalınmış. Hayırdır ne ya? Hayırdır ne yani? Aksilikte son nokta. Ya belki bir sıkıntısı vardır falan diye bir şey de diyemiyorsun. Yaşlı ya. Mustafa amca dedim bana gel. Master'ı gördüm de buraya kadar koval gelecek mi o? Neyse arkadaşlar bir... Haus verdik. Gelme kanka gelme gerek yok. O çocuklar salak değil bu arada. Gel. Oğlum Zayra ne alaka? Bak hepiniz döverim burada. Neyse abi kapıyı açtı. Kedi de bir anda çıktı arkadaşlar. Pıçı 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 gelmeye başladı bana tamam mı? Kanka ne yaptın sen? Sal sal bunu bana sal. Bunu aldım. Tamam double buff önemli arkadaşlar. Bu arada... Oğlum karşı taraf nasıl böyle kasmış? Ben muhabbet ederken. Bir dakika arkadaşlar. O konuyu bitireceğim. Konuyu bitireceğim. Geliyorum. Kestim mi onu? Helal sana. Helal sana. Çok kasmışlar oğlum.
Bizim çocuklar motor motor. Bizim çocuklar motor. Ona göre dikkatli oynayalım. Neyse bu Mustafa amca dedi ki kediyi görünce kediyi dedi sen mi alıyorsun içeri dedi bilmem dedi. Yok dedim Mustafa amca dedim. Kimi görse dedim kapı açık gördüğü anda giriyor dedim ya kedi. Bunu dedi götür dedi dışarı dedi. Besleyeceksen ya evinde besle dedi ya da dedi bunu burada dedi yemek verme dedi. Ben görüyorum yemek veriyorsun dedi. Mustafa amca dedim ne zarar var dedim ya kedini sana. Ne zarar var dedim kedi sana ne yapıyor dedim ya. Sıkıntı ne yani dedim. Neden şey yapıyorsun? Mevzu neymiş biliyor musunuz? Sabahtan akşama kadar otomattaki ışığı yakıyor. Kedi oradan geçerken ışığı yakıyormuş. Ya benim bilmediğim 80 yaş üstü insanların böyle 90 yaşına falan geldiğinde özel güçleri mi açıyor? Duvarın arkasını mı görüyor? Ulan kapını kapat. Apartmanın ışığı yansa ne yanmasa ne sana ne yani? Değil mi arkadaşlar? Ben mi yanlış düşünüyorum? Ciddi söylüyorum bak ben mi yanlış düşünüyorum? Başkası olsa çok net söyleyeyim size bakın bu konuda. Ben öyle yanlış anlamayın. Öyle hayvan severim falan duyar kasmıyorum. Ben böcek möcek sevmem mesela yani öyle hayvan severim. Alıp ezip ezip öldürmüyorum ama sevmem yani. Ben kedi seven bir insanım. Eğer bakın 30 yaşında falan bir adam olsa arkadaşlar o yani normal böyle yaşını başını almamış mı? Çok yaşlı bir insan olmasa bak bakarım. Hayırdır birader sana ne kedi derim tamam mı? Bir şeyler derim yani. Mevzu çıkar. Ama işte bir şey de diyemiyorsun. Mustafa amca diyorum bak diyorum niye diyorum ki böyle diyorsun diyorum. Hani hayvanın ne zararı var falan anlamıyor da laftan da anlamıyor. Öyle canım çok sıkıldı. Bugün yine aldım sabah içeri. Yine de almaya devam edeceğim arkadaşlar. Her zaman alacağım yani. Çünkü dışarısı buz gibi. Kedinin götü donuyor. Biliyorum yani buz gibi içeri alıyorum. Seviyorum. Buz gibi. Buz gibi arkadaşlar. Şey zannediyor insanlar. Bunların postu kürkü var diye. Üşümüyor falan zannediyorlar herhalde de. Ulan dışarıda hava buz gibi anasını satayım. Buz. Buz gibi. Buz gibi yani sen montla üşüyorsun. O nasıl üşümesin gibi düşünün arkadaşlar. Apartman da soğuk ama en azından esmiyor bilmem ne. Yani anlatabildim mi? Çok canım sıkıldı yani dünkü muhabbete. Bugün zaten o yüzden bir tık da set oynuyorum. İyi bir döveyim şöyle adamların ağzını burnunu kırayım diye. Şimdi artık oyuna odaklanalım canım. İyi muhabbet ettik. Yayındaymışız gibi muhabbet ediyorum size farkında mısınız? Aynen kanka aynen. Bu ne oğlum? Tövbeler olsun bu neymiş böyle? Ooo. Vurmayanı... Tamam güzel. Ulan tankım diye girdim. Bu arada tank olmasam daha bir nasıl dövecekler? Allah bilir arkadaşlar. Ölümsüz kalkanyayı falan patladı. Bir de ninja tabisi var. Bunu sen mi yakarsın ben mi yakarım? Hemen arkadaşlar odaklanalım bu arada. Ben şunu deneyimledim. Bronz ele dediğiniz şey küçümsenecek bir elo değil. Şaka gibi geliyor ama küçümsenecek bir elo değil. Ya burada smurflerden dolayı ya da biliyorsunuz ben bir tane... Aha. Oğlum sen ne yapıyorsun? Şov mu yapmaya girdin Tutekin? Aa bunu açtın mı? Bir dakika o zaman. Açtım. İrele geldi ama ya. Nasıl yapacağız? Arkandayım. Ben onu yemedim bu arada. Tamam çok güzel. Aldım kaçtım. Güzel odaklanalım. Arkadaşlar bu eloda bir şey var. Ya burada sanki insanlar oyunu böyle biliyor ama farm yapmıyor. Hani dövüşmeyi falan iyi biliyorlar. Hani oyun kazanmayı biliyorlar ama sanki kazanmak istemiyorlarmış gibi bir havaları var. Garip gelecek size ama ben bunu deneyimledim. Çok garip bir şey bu. Gerçekten çok garip bir şey. Nedenini bilmiyorum. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane stare kalalım. AD ile işimiz bitsin bizim. O bizi tutar zaten. Ölümcül tempom da var ya şak 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 vuracağım. Tanklığıma zaten bir şey demiyorum. Karşı tarafın hepsi kastığı için çok fazla gösteremeyeceğim ama bu build yaptığınızda kasmamış bir adam... Sizin canınız birken canın o kadar çok doluyor ki vurduğu ota atak işe yaramıyor yani. Pasifimiz var ya bizim. Öyle bir hale geliyor. İrelia'ya geliyorum bu arada. Evet. İrelia Bey tuttu sen onu bir tur daha. Oğlum AP mi kasmış bu? Oo AP kasmış tamam. Yedim flash Samira. Ben bunu ulti atacağım bu arada. Salın bana abi. Salın küçük. Bak onu da çalmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun lan? Çarpım yok bu arada abi. Çarpım yok. Bir dakika. Zyra bunu çalar mı? Jinx 6-2. Jinx 6-2 ama. Bu, oğlum bu adamın Kraken'i falan nerede bu adam? Bu ne oğlum? Yok. Mitik item çıkmamış lan adam. Şimdi bak bende red var. Benim AD'm de biraz oturdu. 200 AD yeterli gayet kafi. Şimdi irele kardeşim. Gel bakayım. Ama yeter ya. Kanka çok kaçıyorsun sen ya. Benim eller hızlandı bu arada. Oo çocuk çok güzel oynadı. Şu Ignite'i şöyle kullanmaya bayılıyorum ya. Kanka yetmedi mi?
Yetmedi mi? Dayı R atılmaz böyle, TF'de ne yapacağınız? 2 R'de gitti. Kardeşim merak etme sen ya, ben oto ataklarımla döverim sizi. R attığımız için oyunu kaybedeceğimizi falan mı zannediyorsun gerçekten? Ben zevkine R atıyorum sana. Şimdi arkadaşlar zevkine R attığımızı bir gösterelim mi şu kardeşimize? Kanka anladın mı şimdi? Kanka şimdi anladın mı zevkine R attığımızı? Seni kesmek için R'ye ihtiyacım olmadığını anladın mı? Sen ADC'sin, haddini bileceksin. 2 dakika dışarı çıktım geldim diyor. Şimdi şey görmeyeyim de arkadaşlar, Bronzelo'da artistlik yapıyordu. Lan yok, ne artistlik yapacağım? Adamla muhabbet ediyoruz yani arkadaşlar, şey yok. Diyor ki böyle ulti atılmaz, bu kadar ulti attınız şimdi teamfight'ta ne yapacaksınız diyor ya ulan. Aha ne oluyor oğlum burada? Samira ne haber? Oo bir dakika. Beyler canım baya yanıyor. Ah. Ben şimdi seninle girmem mi oraya? Gel buraya. Bir dakika bak, Zyra sıkıntı işte abi. Zyra'yı kesin, gerisini ben hallederim. Canın yanacak. Woo! Let's go. Let's go. Ama ya onu tuttun artık be oğlum. Nereye gidiyor? Tamam ben bak saatlerce kule tanklayabilirim abi. Bu çocuklar kaldı mı burada? Tiplere bak, duvara da dayamışlar götlerini. Of ya, aniden böyle şeyler görünce çok hoşuma gidiyor ya. Vallahi çok hoşuma gidiyor. Tipsizler ya. Arkadaşlar bu arada gargoyle çıkalım sonuncuyu ya. Randuin'e falan gerek yok, bakayım. Ya randuinlik bir şey yok. Şunlar daha kasmadı. Şu duvarın şurada göt göte vermişler. Tekin çıkamıyorlar, tamam. Malphite'la yazıyor, nasıl hoşuma gitti ya. Of gözüm yaşardı. Aa bir şey var burada. Ne var lan? Ne oldu? Adam vardı burada. Nereye gitti o? Aa Zyra geliyor. Bari tuttun onu. Bir şey diyeceğim. Oğlum benim bak. Benim oynadığım karaktere bir tane iki tane böyle vurduracak item mi çıkıyorsun, azıcık bir AD 200 AD yetiyor ya. Ne kadar salak bir karaktersin sen ya. Gerçekten ne kadar salak bir karaktersin sen ya. Ben bu arada arkadaşlar Irelia'nın oynayışını beğendim. Hiç bronz gibi değil. Yani bilmiyorum, bronzda artık insanlar çok daha iyi mi oynuyor da. Hiç bronz gibi oynamıyor. Bizim oğlanın da hiç acıması yok anasını satayım. Buraya bir alayım ben. Gel buraya gel. Abi, gel buraya. Abi. Çocuğu bırak. Ah be kardeşim. Ah Malphite. Malphite ne yaptın Malphite? Bunu açmayacağım ya. Bunu açmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar makro olarak çok bir şey yapmadım fark ettiyseniz. Yani düşük elo'dan çıkmak için tek yapmanız gereken şey ciddi anlamda böyle sağlam bir şekilde lane'inizi kazanmak. Başka bir şey yapmıyorsunuz ki. Ben şu an aşırı güçlüyüm. Bak full build'im. Bakayım eksik var mı? Yo istediğim build'im ve 23-24 dakikada full build oldum. Adamlar sürekli hata yapıyor zaten. Bak şimdi tipe bak. Sen ne yapıyorsun oğlum, bu kuleye nasıl böyle vurabilirsin? Yani nasıl vurabilirsin yani? Senden kayacak büyük ihtimalle, bakayım. Kaydı bir kere ya. Yani Yasuo birazcık çaldı ama. Neş alabiliriz. Hatta Neş alalım ya. Alalım Neş alalım, gel. Bu adamlara bak, bu Jinx'in belki bir bildiği vardır oğlum. Bu çocuk full saldırısı çıkıyor, tamam. Belki Kraken çıkmamış olabilir ama vardır belki bir bildiği. Kraken de saldırısı veriyor abi. Ya öyle de yani vardır bir bildiği. Hani mitik item'e ihtiyaç duymuyordur. Öyle build'ler var bu arada. Mitik itemsiz build tarzında böyle build'ler var. Evet. Bu Kataya falan yapıyorlar yani ama... Ne bilmiyorum, onda nasıl olur? Şuradan devam edelim. Benim bir tek potum eksik arkadaşlar. Tamam Zyra varken dikkat bu arada. Zyra varken dikkat abi. Yakıyor abi. Oh! Ölmen abi. Vallahi Penta var bu arada da. Ben girerim bu arada. Girmen lazım. Let's go! 5'te 5. Ben bu arada sola bir penta attım arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum da bu build çalışıyor gibi. Salakçar ya. Ne salakçarsın set ya. Vallahi salakçarsın ya. Kalıp vuruyor arkadaşlar. Bam 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 diye. Hadi hasar tablosuna bakalım.
Arkadaşlar 31K vurmuşum. Bence gayet güzel. Ya muhabbet ede sohbet ede çok rahat bir şekilde oyunu kazandık. Penta atmayacak olsam hiç ölmüyordum bile maçta, gördünüz. Bu elolardan işte çıkmak aslında gerçekten bu kadar basit. Karakterinize hakim olup matchup'ı bildikten sonra, lane'inizi tam olarak aldıktan sonra, bu öğretici bir video değildi bu arada ama hani yeri gelmişken söyleyeyim dedim. İlla ki trolü geliyor, bir şey geliyor, tamam eyvallah, ama bir maç geliyor, iki maç geliyor, tamam sonraki 3-4 maç gelmiyor yani. Hani sürekli gelmiyor. İki maç önce bize de geldi işte, Riven geldi. Adam ölünce Allah'a sövüyordu yani. Yani bizim takımda da olabilirdi arkadaşlar. Bilmiyorum bu devran böyle nereye kadar döner ama arkadaşlar dediğim gibi bu elolardan çıkmak aslında bu kadar basit. Bana bu arada yorumlarda yazın, istediğiniz böyle elo kasmak için benim önerdiklerim içinden olur, dışından olur. Öğreticisini istediğiniz karakter varsa söyleyin, çekeyim arkadaşlar. Öğretici videolar aslında daha kolay baktığınız zaman. Hani oyuna odaklanıyorsun, hiç muhabbet edesin olmuyor vesaire. Dövüyorsun adamı, nasıl dövdüğünü anlatıyorsun bir de. Çok basit aslında yani. İsterseniz çekerim arkadaşlar. Çok uzattım, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.